Çeşme'ye Türkiye'nin her tarafından, dört bir yanından yerli turist gelir. Peki yabancı turist ne kadar geliyor? Yani biz yabancıların ilgisini ne kadar görüyoruz? Şöyle bu da bizim çok rastladığımız bir soru. Buna Çünkü hani otellerimiz müsait. evet. Şöyle artık dijital platformda yani her yere gitmek kolaylaştı. Eğer ulaşım varsa artık İzmir'e de yani 70'in üstünde ülkeye direkt uçuş var. Bunlar çok faydalı. Hatta haftada 2 gün Romanya'ya vizi galiba bir uçak başladı İzmir'den. Hayırlı olsun bu arada. Fiyatı da o kadar Bükreş'e o kadar uygun ki 2600 lira. Hatta biz bir gidelim dedik geçen gün program yaptık. Haftada 2 gün uçuyor. 2600 lira, 2700 lira. Yani İstanbul'a gider gelir gibi Bükreş uçuşları başladı şu anda şeye. Yani yurt içi uçuş Evet, fiyatı. o fiyata. Bunlar çok güzel şeyler. Bunlarla gerçekten dünya turu yapanlar, işte Avrupa turu, Türkiye turu yapanlar, işte atıyorum Budapeşte'den Romanya'ya geliyor. İşte Romanya'da bir de şu var. Avrupa'da mesela Berlin'den uçuş yüksek. Ben diyor işte trene bineyim, şuraya gideyim diyor. Oradan uçuş daha düşük diyor. Oradan biniyor uçağa gibi düşünmek lazım. Artık herkes kendi tatil planını, uçağını ve otelini yönetebiliyor dijital platformlarda, dijital kanallarda. Dolayısıyla Çeşme'ye de artık bu tür turistlerin gelmeye başladığını görüyoruz. İşte Güzel. Japon, Çin, Kore, Kanada, Amerika, Afrika ya geliyor yani buralardan geliyor. Yani böyle otobüs otobüs demiyoruz. Yani havalanına geliyor, işte alıyor taksisini veyahut da Havaş'la Çeşme'deki oteline yerleşiyor. 1-2 gün kalıp dönüyor. Yani Çeşme adını baya bir duyurdu çok yerlere. Tabii en önemli duyuruyu da çok paylaşıldığı için Google veya Yandex buralarda Evet. da biliniyor. Türkiye'ye gelen bakıyor işte Türkiye'de gezilecek yerler neresi var? Aa, Çeşme Alaçatı'da varmış deyip tıklıyor ve buraya rezervasyon yapabiliyor. Bu Ama gelenler fazla iyi yani. iyi yani sizi tatmin edici. Etmiyor ama başladı. Evet. Birkaç senedir başladı.